Orayla alakalı bir şey yok ki, salak. Ha, ses yok. Selamlar, saygılar millet ve bugün şu elimde görmüş olduğunuz mikroskop serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir seriydi, siz de çok beğeniyorsunuz ve serinin diğer videolarını da şuraya bırakıyorum, izleyebilirsiniz. Bugün 1000 kat yakınlaştıran bu elimde görmüş olduğunuz şeyle yine farklı şeylere bakacağız. Videonun başına çok fazla boş yapmak istemiyorum, çok ufak bir tanıtımımız var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bir açalım tabii ki. Ne yolladıklarını ben de bilmiyorum ve 2 tane tişört, bir tane de arkadan alabilir miyiz efendim? Evet, harika geldi. Şimdi sıra sıra göstereceğim bu tişörtleri. Açıklamaya bırakacağım arkadaşlar ifapsin.com'u. İstediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani Instagram butiklerinde oluyor işte, değişim yok, güvence yok falan filan bir şeyler. Kapıda ödeme muhabbetleri falan. Tamamıyla kendi güvencemi sunuyorum arkadaşlar. Tişörtünüz gelmedi, bir şeyler oldu. Anam avradımı! Sadece NS koduyla arkadaşlar %10 indirim alabilirsiniz. Ifapsin'den ben kodu modu her şeyi açıklama kısmına yazacağım. Ne yazıyor burada? Herkesi gül ama kimseye güvenme. Herkesi gül ama kimseye güven. Bu da Michelin tacı arkadaşlar. Yani bunlar böyle tasarımlar ama bunların hepsinin bir hikayesi var. Eğer hip-hop'la falan da ilgiliyseniz zaten konumuzda hip-hop olduğu için bunların hikayelerini bilirsiniz. Bir de şöyle Legacy tişörtümüz var ve bu şekildeydi tanıtım. O zaman dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet, ilk olarak diş fırçasını alıyoruz arkadaşlar. Diş fırçası çok pis bir şey olabilir çünkü ağzımıza sokup çıkarıyoruz. Ve muhtemelen bir daha kullanmayacağım, yok edeceğim diş fırçasına şu an bakıyoruz. Ve inanılmaz arkadaşlar, kılları görüyorsunuz. Tabii ki bu diş fırçasının kılları ama daha demin siyah bir şey vardı, çok ilginç bir şey vardı. Bu arkadaşlar diş fırçasına şu anda 1000 kat yakınlaşmış şekilde bakıyoruz. Biraz daha dibine girmek istiyorum ama çok zor arkadaşlar, odaklaması inanılmaz zor. Yok. Ve şu an çok net bir şekilde gözüküyor diş fırçasının telleri. Binlerce var bunlardan ve gerçekten herhangi bir dişimden çıkan, ağzımdan çıkan partikül var. Evet, şurada siyah bir şey var, görüyorsunuz şu an. Gerçekten çok ilginç. Şuna yakınlaşabilir miyim? Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar diş fırçası. Oo, biraz pis gözüküyor. Bakın içleri artık sarılaşmış da bu yemin ediyorum yeni bir diş fırçası. Ama tabii ki kullandım. Yani bakın şu arada bir şey var. Allah'ım yarabbim, ben bunu bir daha kullanmayacağım. Anam o ne lan? Bir şey var. Vallahi bir şey var. Şunu görüyorsunuz değil mi? Benden tiksinmeyin arkadaşlar. Muhtemelen sizin de diş fırçanız böyle. Şimdi bir tişörte bakacağız. Aslında kumaşlara defalarca kez bakmıştık ama yani bunu defalarca görmüştük aslında. Hatta bakın bunu gömlekle karşılaştırabiliriz. Bakın normal bir tişört. İplikler bu şekilde birbirine çok sıkı bağlı. Ama bu üzerimdeki ne gömleği bu? Emekli gömleği. Emekli gömleğinde de kumaşlar bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Daha fazla sıkı fıkı değil bakın. Tişörtte çok fazla sıkı fıkıydı. Şimdi de deniz kabuğunu alıyorum Mesut'tan ve bakıyorum. Bunu gerçekten arkadaşlar denizin kenarından aldım. Yani belki ilginç bir şey çıkar diye ama ben çok ümitli değilim bundan. Evet, şu an bakın aradan sanki bir geçiş varmış gibi. Böyle bir deniz kabuğu, biraz da kırık bu arkadaşlar. Deniz kabuğu da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz bu şekilde gözüküyor. Çok bir daha ilginç bir şey yok aslında. Yani bakın böyle desenleri falan var üzerinde, gerçekten inanılmaz yaratılışlar. Evet, şimdi de arkadan bir maske alıyoruz. Bu aralar biliyorsunuz inanılmaz kullandığımız bir şey. Ve maskenin üzerinde neler... Ooo, maske çok garip lan. Bakın üzerinde yuvarlak yuvarlak partiküller var. Görüyorsunuz partikül değil aslında bu. Havalandırma gibi bir şey. Arkasına da bakacağım bunun. Üzerinde koronaya moronaya, şaka yapıyorum. Böyle bir şey rastlamayacağız ama. Maske bu arada mavi maske. Beyazlarda nasıl gözükür bilmiyorum. Bakın arkasına da bakıyorum. Arkası da bu şekilde. Oo, örümcek ağı örülmüş gibi lan, çok garip bak. Oha. Vallahi çok garip lan. Bu ne oğlum? Bakın arkadaşlar bizi bu koronadan moronadan koruyacak maskenin doğru takılışını da birazdan göstereceğim. Bakın bizi koronadan falan koruyacak muhabbet bu arkadaşlar. Birazdan maskenin doğru takılışını da göstereceğim ben. Arkadaşlar maske aha da böyle takılır. Maske böyle takılmaz. Böyle hiç takılmaz. Şöyle falan da takılmaz. Sokaklarda çok görüyoruz böyle takan arkadaşlar. Böyle takmayın arkadaşlar çünkü gerçekten böyle hiçbir faydası yok. Şu an biraz daha yakınlaştım. Şu arada kare kare şeyler var bakın, görüyorsunuz. Maske böyle örümcek ağı örülmüş gibi garip bir yapısı var. Arkadan diğer ürününüzü alalım. Evet. Benden çok istemiştiniz. Kuma bak, kuma bak, kuma bak diye, ben de biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Tatile gitmiştim. Oradan kumumu da getirdim ve şimdi kuma doğru yolculuğumuzu yapalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kumun üzerindeyiz. Size çok klas bir bilgi de vereyim. Bunu ortamlarda falan. Sana bir şey bak, hepsi mi? Çok farklı lan, çok garip. Sanki normal telefonla çakıl taşı çekiyormuş gibi. Evet evet, çakıl taşı görüyormuşsunuz gibi ama aslında bunların ne kadar küçük olduğunu söylememe gerek yok. Yani üzerinizde olsa buna tenezzül etmezsiniz. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi çok garip gerçekten. Bakın biraz daha yakınlaştım. Bakın yeşil var, siyah var, beyaz var, altın sarısı renginde var. Ve yorumlarda arkadaşlar bana dövecek olabilirsiniz. İşte göremiyoruz falan. Yemin ederim yakınlaştırması ve uzaklaştırması çok zor. Şu an evet evet, Binix. Evet arkadaşlar şu an kum tanelerine
1000x bakıyoruz ama bir dakika. Evet, net gözüküyor, net gözüküyor şu an. Dünyadaki kum taneleri gökyüzündeki yıldızdan çok daha fazlaymış. Evet, bilgiyi de veremedim şu an çünkü çok zor bir durumdayız. Ama gördüğünüz gibi kum tanecikleri bu şekilde gözüküyor. Evet, içi de kum oldu gerçekten. Evet. Şimdi arkadan bir kalemimiz var. Evet, kalemi şu şekilde alıyorum Mesut'tan ve kalemin ucuna bakmak istiyorum. Evet, şu an arkadaşlar kalemin ucuna bakacağım ama şu an tahta yerindeyim. Evet arkadaşlar, şu an kalemin ucundayız. Bu bir kurşun kalem bu arada, bildiğiniz kurşun kalem. Bakın şurasına doğru yakınlaşmak istiyorum. Yani ne kadar yakınında olduğumuzu siz hesap edebilirsiniz. Buna gözle bile baktığınız zaman mümkünatı yok, bu şekilde göremezsiniz. Şu an bir kalem ucundayız. Roket gibi gözüküyor gerçekten. Ve arkadaşlar Nazif'e bakalım, şu bizim mükemmel kuzumuz. Biliyorsunuz bunun ismi artık Nazif ve artık Nazif'e de bakma sırası geldi. Nazif'imize şöyle yakınlaştırıyorum. Bunun tüyleri çok güzel. Evet, Nazif makarna gibi arkadaşlar. Aa, mavi kumaş kısmı çok net gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın burada da çok çok kalın iplikler. Hani ipliğin yapısı o kadar garip ki nasıl üretiyorlar diyorum ama. Arkadaşlar bir de Mesut'un kolu var burada, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bir de kedi yarasına bakalım. Mesut'un kılları da müthiş. Kedi Mesut'u kesmiş. 1000x at. 1000x atayım. Evet, şu an bir yaranın, buna geçen videoda da bakmıştık ama 1000 kat yakınındayız. Ve çok çok net bir şekilde gözüküyor. Skandal bir görüntü gerçekten. Saça falan bak diye geçen videoda yazmışsınız. Ben çok baktım saça. Yağlı gözüküyor her seferinde. Evet, her seferinde yağlı gözüküyor saç. Saça aslında önceki videolarda bakmıştık ama siz yine de çok istediniz bir daha bak bir daha bak diye. Şu an bir tık da telli olabilirim ama çok az gerçekten. Yine saçım böyle gözüküyor. Arada farklı farklı telleri gibi. Bak şurada mesela bildiği sarı bir tel var. Arkasında siyah bir tel var. Garip garip gerçekten. Benim saç rengim de kumraldır bu arada. Evet arkadaşlar, kısaca videomuz bu şekildeydi. Daha fazla mikroskop videosu için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve Hipapsil hakkında da istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Hipapsil'e sorabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde bütün linkler mevcut. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok, çok iyi bakın. Konuşamadım. Hadi hoşçakalın. Dın 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 dın. Orayla alakalı bir şey yok ki. Salak. Ah, c'est sûr.